Arkadaşlar selamlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Uzun zamandır incelemesini istediğiniz motosikletin yeni versiyonuyla karşınızdayız. Yani siz istediniz, biz daha iyisini çekiyoruz. Volta RM5X yanımızda, diğer yanımızda da sahibi Mesut var. Mesut hoş geldin. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Hemen sana döneceğim. Arkadaşlara küçük bir açıklama yapayım. RM5 ile ilgili çok fazla mesaj alıyordum ben inceleme yapılmasıyla alakalı. Birçoğunuz biliyordur RM5'in ilk çıktığındaki olayları, mağduriyet yaşayan arkadaşları ki hala mağduriyet yaşayan arkadaşlar var. O motosikletin incelemesini çok istemiştiniz. Hala mesajlar geliyordu. Şimdi yeni versiyonunu çıkarttılar. Daha iyileştirilmiş hali denilerek ilk motordaki gel yanıma gel. İlk motordaki eksikleri giderdik deyip sonuna X'i ekleyip yeni bir seri olarak üretime geçti Volta markası. Arkadaşımız bunu ne kadardır kullanıyor? 1,5 ay oldu alalı şu anda. 1,5 aydır kullanıyor. Kendisi de uzun zamandır kuryelikte kullanıyor motoru. Dedik ki biz bunu bir inceleyelim. İlk RM5'i inceleyememiştik. Zaten incelemeye de gerek kalmamıştı. Birkaç videosu çıktı. Hatta birçok kişi de sosyal medyada, Facebook gruplarında, forumlarda mağduriyetleriyle ilgili paylaşımlar yapıldı. Firma açıklama yaptı. Canlı yayınlar yapıldı. İşte çıktı, anlattı falan. Bir sürü olay oldu. Bunları zaten bu videoyu izliyorsanız muhtemelen birçoğuna vakıfsınızdır. Şimdi biz de dedik ki yenisi çıkmış. Hemen bir inceleyelim diyerek incelemekte de kalmayıp direkt kullanıcısına soralım dedik ve Mesut'u aradık. Dedik ki Mesut şunu bir anlat bize. Bu arada ilk motoru alıp mağduriyet yaşayan arkadaşların mağduriyetleri devam edenler var. Mağduriyeti giderilenler var. Bir de devam edenler var. Buradan onların sesi olacağımı da arkadaşlar özellikle rica etmişlerdi. Buradan söyleyelim. Hala parça bekleyenler var. Hepsine selam olsun. İlk motordaki sıkıntıları bildiğin halde bu motoru niye aldın? Biz bunu alırken 3-4 arkadaş beraber aldık. İçimizde bir kişi önden aldı. Onun memnuniyetinden aldık biz de zaten. O zaman zarfı içinde biz alana kadar bir herhangi bir sıkıntısı çıkmamıştı zaten. Kullanarak deneyerek aldık. O ne kadar kullandı ki? 2 hafta falan bir kullandı. Ya kaç kilometre hatırlıyor musun? Ya 1000 yapmıştır, 1000'i geçmiştir. Ya dediniz ki 1000 kilometrede bir şey çıkmadıysa. 1000 kilometresi sonrasında biz de kullandık. Hoşumuza gitti. Yol tutuşu falan da iyi. Biz işin açığı hani Türkiye'de fabrikası olan bir motor. Parçada sıkıntı yaşamayız düşüncesiyle aldık biz bunu. Hiç alakası olmadı. Şu anda parçasını alabilmek için servis aracılığıyla alabiliyoruz. Yani hani kendimiz gidip de herhangi bir satış yerinden alamıyoruz. Fabrikadan sipariş yok mu? Fabrika sipariş yok. Servise söylüyoruz. Biz bunu nereden temin edebiliriz? Ön varyatör sıkıntı bunun. Nereden temin edebiliriz? Fabrika servis kendisi biz sipariş vereceğiz diyorlar. Hoş, sipariş vermiyorlar. Verse bile 3 hafta 4 hafta sonra parça geliyor. Birincisinde olan sıkıntılar yok bunda. Sadece bir arka var. Arka frende zaten başta fren en başında belli olur. Onda hiç tutmuyordu ilkinde. İlkinde sıkıntılar vardı. Hatta ön amortisörde yağ mı boşalmış mıydı? Boşalıyor mu? Amortisör yağ kaçırıyordu. Patlak öyle bir gibi şey vardı. Takır tukur ses vuruyormuş. Bunda amortisörlerde problem var mı? Bunda amortisörlerde herhangi bir problem yok. Zaten biz aldığımız zaman alan arkadaşa en başta onu sorduk. Amortisörler öncekilere göre herhangi bir sıkıntısı devam ediyor mu? Amortisörler sağlam dedi. Elektrik aksamında bir şey var mı? Elektrik aksamında yok dedi. Kendimiz de kullandık bu zaman zarfı içinde. Frenler? Frenleri de, arka freni de kullandık. Bu zaten normal seyir halinde kullanırken belli etmiyor. Bu 70'in üstüne çıktığın zaman rodajdaki motora da zaten hani 70'in üstüne çıkamıyorsun. Bundan dolayı bizim yanılmamız oldu. 70'in 80'in üstüne çıktığın zaman arka fren boşa çıkıyor. Biz onu orada tespit edemedik yani. Şu an 70'ten yani? Sonra. Anlamadım şimdi. 70 kilometreye kadar frenler iyi. 70 kilometreyi geçtikten sonra fren mi tutmuyor? Fren tutmuyor. Fren boşa çıkıyor. Bildiğin hani elini gazdan çekersin de motor freni olur ya. O bile ondan daha etkili bir şekilde fren boşa çıkıyor yani tamamen. Peki tamamen bu sadece boş. Sende yaşanmış olabilir mi? Hayır, bütün arkadaşlarda. Şu an 4 kişiyiz biz. 4'ünü de çağırsaydık keşke. 4'ünü de keşke. Olursa bir daha çağırırız. Gelirler de. 4'ümüzde de bu sıkıntı var. Benim yaşadığım her bir sıkıntı onlarda da var. 3000 kilometreden sonra başladı. Ön varyatör mesela 1700 kilometrede varyatörden ses gelmeye başladı. Halen bir şey var ama. Bu kalkışta o değişti. Varyatör orijinal değil, değişti. Ben biraz önce sürdüm ya böyle şu bir. Şu an tekrar geldi işte. 2 gündür var. Yine başladı. Şu an 4500 kilometrede falan. 1700'de değişti. Şu an tekrar o ses gelmeye başladı. Fren hala şey mi? 70 kilometreden sonra salıyor mu? Üst merkezi değiştirdiler. Değiştirdikten sonra normale bindi. Ama ne kadar şey yok diyeyim mu ya oğlum? Değişti de böyle 70'te. Ulan 70'i geçeceğim ama. Basamıyorsun ki.
Gidemiyorsun yani. Korkmuyor mu yani? Basmıyorum ki. Biliyorum onu, bile bile de basılmaz şimdi. Bu arka fren de işte üst merkez dediler. Üst merkez değiştirdikten sonra 1000 kilometre sonra tekrar başladı. İkinci sefer gittiğimde alt merkezin oradan şırıngayla hidrolik yağ bastılar. Tamam oldu dedi. Onun sıkıntısı da o. Alt merkezde bir kaçağı var. Arka frende 70'i 80'i geçince problem oluyor dedi arkadaş. Yani artık düzeltilmiş, yapmışlar. Hani o problemi saymazsak eğer, fren güzel, hoşuma gitti benim. Ön fren de güzel, ABS de güzel çalışıyor. Önle arkayı kombineli kullandığınızda da motosiklet güzel bir şekilde duruyor, güvenli bir şekilde duruyor. Frende problem yok eğer bir anda boşalmazsa, arıza vermezse. Ama işte insanın içerisindeki bu lan acaba bir şey olabilir mi, olacak mı, fren yine boşalır mı hissi insanı tedirgin etmiyor değil. Varyatörde orijinalliğiyle değişmesine rağmen yine aynı sıkıntıyı verdi. Bunu da araştırdım ben. Honda Fizz'in varyatörü oluyor. Bagalar falan oluyormuş. Onu da onunla değiştirerek o sıkıntıyı da giderdikten sonra oksijen sensörü var. O arızalı. Bütün arkadaşlarda da aynı şekilde. Bir de işin komik tarafı, gidip götürdüğüm zaman servise normal dedi. Yani hani bu normal dedi. Artık adında şey yapmış. Bu normal yani dedi. Yani sensör arıza verip lamba yakması normal mi? Yani normalmiş. Güzel. Harika. Böyle bir cevap aldım ben. Bakmadı yani. Değiştirerek sıkıntını giderek demediler. Kalkışta böyle hafiften bir titreme var. Gidişte de hafiften titreme var. Şurada biraz basayım. Titremenin sebebi varyatör titremesi. Hani motosiklet titremiyor da varyatörde bir gariplik var. Değiştirmişler aslında varyatörü. Yine de bir gariplik var. İşte motorun altında böyle varyatörden gelen bir değişik bir, nasıl diyeyim, hani bir hırıltı da değil, ses de değil. Kalkışı daha iyi beklerdim bu arada, 11 beygir. Kalkışta yine varyatörün etkisiyle, yani şu bir gerçek ki varyatörde bir problem var halen. Bunun dışında bak, frene bastığınız zaman da böyle güzel oturuyor. Bak bak, hop. Lastikler de anlas kaliteli, o yüzden motoru güzel durduruyor herhangi bir problem oluşmazsa frenlerde. Kalkışı dediğim gibi hoşuma gitmedi yani. Biraz daha seri beklerdim açıkçası. Gerçi 11 beygir ama 124 kilo muydu neydi, öyle bir şeydi kilosu da. Arıza lambası yanıyor arkadaşın dediği gibi. Şöyle ilk kalkışta serilik istiyorsun. Arabalardan önce kalkayım, uzayım istiyorsun. O yok işte motosiklette. Başka bir sorun yaşadın bunda? İzleyenler diyecek ki şimdi daha ne sorun yaşayacak? Aslında var. Hani bir şey daha var. Ben ilk aldığımda, test sürüşüne çıktığımda motor sol tarafa çekiyor. Elini bıraktığın zaman sola çekiyor. Bir anla gibi değil yani. Hani yavaş yavaş seni böyle sola, anladım, kaydırıyor. Balans bozukluğu gibi. Yavaş aynen. Aynen. O şekilde bir sola çekmesi var. Söylediklerim dışında şu an bir şey çıkmadı ama merakla bekliyoruz bir şey çıkacak mı diye. Her anda çıkabilir. Şeyi gördüm ben, gözüme çarptı. Camda çatlak var. Evet. Ha, bu kendi kibriden bir yere mi çarptın? Yok, bu orijinal takılırken, bu ilk orijinal parçası bu. Biz kendimiz taktık da takıldık. Niye kendin taktın? Takıldıktan sonra servisten çıkarttık. Servise götürmedik yani, bayiden çıkarttık. Sonrasında götürdük servise. Kendimiz taktık oradayken. MX'in orijinal tur camı buna daha rahat oturuyor. Daha orijinal bir şekilde oturuyor. Aslında bu yan sanayiymiş de MX'in tur camı orijinalmiş gibi. Anladım. Öyle oturuyor. Gel gel, gitme gel. Biraz önce incelerken şurada bir çatlak var. Muhtemelen sonradan olmuştur. Aldığımızda yoktu da sonradan olmuştur. Şimdi ben birkaç video daha izledim bu RM5X ile alakalı. Egzozdan genel olarak sıkıntı yaşıyorlar sanırım. Ya birkaç kişi daha egzozda mı, içinde mi problem var demiş. Var. Bizim dörtlü grubumuzun içinde de var. Dördümüzde de var bu egzozda alma problemi. Ama dördünüzde de aynı sorunları yaşıyor olmanız çok iyi değil mi? Hani böyle birimizde olsa, anlatabilecek aynen biri var böyle. Oturup böyle dört kişi. Seninkinde ne oldu bugün? Vallahi benim egzoz kırıldı diye. Egzozun içi de alıyor. Bunu servise götürdüm. Garantiden sipariş geçtiler. 2 hafta sonra geldi. Şu aşamada bunun bir ayağını kırdılar. Şu mu kırıldı? Aynen, şu kırıldı. Dipten kırıldı. Zaten bu değişecek dediler. Çok önemsemediler. Ben de önemsemedim işin açığı değişecek diye zaten. Şu buradan nasıl kırıldı ya bu? Sökeli. Şuradan kırıldı. Kaynaktan Allah falan değil. Şuradan kırıldı. Onu kontrol ederken oradan kırıldı. Zaten değişecek dediler. Önemsemedim. Yenisi geldi. 2 hafta sonra geldiği zaman aramıyorlar yani onu. Her gün gideceksin, kontrol edeceksin. Geldi mi diye. O da iyiymiş. Yenisini ile değiştirirken şu parçayı kırdılar. Bu parçayı da daha önceden kırılmış dediler. Bu vidayı sökememiş zaten. Bunun yeri kırılmış ama. Onun da siparişini geçeceğiz dediler. Şu an 3 hafta oldu. Siparişini geçmemişler. Ben şikayet vardan... Siparişini geçip geçmediğini izleyen arkadaşlar öğrensin diye söylüyorum. Sen götürdün dediler ki sipariş geçeriz. Servis böyle diyor. Aynen. Sen çıkıyorsun. Geçip geçmediğini nereden öğreniyorsun? 3 hafta sonra ben ne servisten haber var. Servisi arıyorum, cevap yok. WhatsApp grubu var. WhatsApp hattına motorla alakalı şasi numarasını falan atıyorum. Sipariş geçildi mi, ne zaman gelecek benim parçam diye, cevap yok.
En son şikayetler.com'dan Volta Motor'a şikayet oluşturdum. 2 gün sonra bana dönüş yaptılar. Aradılar Volta Motor, fabrika. Durumu izah ettim. Sipariş kontrolünü yapacaklarını söylediler. Şasi numarasını verdim. Henüz sipariş girilmemiş dediler 3 hafta sonra. Sipariş dahi yok. Sipariş vermemiş. Hani sipariş vermemiş. Şu an o parça öyle duruyor yani. Ne olacak? Ama sen bu olayı 3 hafta önce mi yaşadın? Hani 3 hafta oldu. 3 hafta sen servisin vermesini bekledin. Aynen o aradaki 2 gün önce seninle iletişime geçip sıkıntınızı gidereceğiz dediler. Ama şu anda bekliyorum. Tekrar bir dönüş olmadı. Bu ne kadar sürecek bilmiyorum. Bundan sonra da zaten servis falan bitti benim için. Kendi imkanlarımla sıkıntılarını gidereceğim. Uyan başka bir motor parçalarıyla değişiklik yapacağım. Özellikle arkadaşlara söyleyeyim, çok özür dilerim abi. Estağfurullah. Kurye motoru değil. Yani kurye motoru, hani kuryelik yapacaksanız kurye motoru değil. Dışarıda hususi öyle ayda yılda bir gezmelik. Ayda yılda bir gezmelik. Buranın altını çekeyim. Ayda yılda bir gezme ne ya? Allah aşkına. Çok yıpratmayacaksın ki. Şu ama sen bunun olayları mesela egzozu ya da ne bileyim varyatörü, arka frenin boşalmasını sen yıpratarak mı yaşadın? 4000'de. Bunların hepsi 4000'e kadar oldu yani. İlk fren boşalması 500 kilometreden sonra oldu. 1000 bile olmadı can, yani. Can sıkıcı durum. Şimdi izleyen arkadaşlar hanginiz olsanız hani sıfır motorda kimse böyle sorunlar yaşamak istemez. En kalitelisinde bile problem olabilir. Hep söylüyorum. Problem olur ama burada firmanın yapması gereken problem olduktan sonra müşteriyi mağdur etmemek. Aynen. Mesela. Özellikle de servis. Hep söylüyoruz servis. Servislerde memnun musun? Yok kesinlikle. Kaç servis gezdin? Ya işin açığı buradakiler, ben Sincan'da. Burada derken Sincan, Etimesgut servisini kimse önermedi. Ya ismi vermeyeyim şimdi. Biz önerdikleri servise gittik. O önerdikleri serviste bunları yaşadık. Servis ağları zaten genel anlamda problemli. Hep şikayetçi duyuyoruz arkadaşlar. Şikayet duyuyoruz. Keşke şu servis ağını bir çözseler de sorun yaşanabilir dediğim gibi. Ha sorun yaşanır derken 70 kilometreden yukarı çıkınca fren boşalmasını ben öyle kesinlikle o... O kabul bir sorun değil. O bambaşka bir şey. İzleyen arkadaşlardan kullanan varsa yine bu sıkıntılardan yaşıyorlar mı, yaşamıyorlar mı? Bir öncekinde mağduriyeti olan arkadaşlar özellikle aynen yazarsanız ben tahmin ediyorum ki Volta'dan arkadaşlar da bu videoyu izleyeceklerdir. Yorumlara yazarsanız en azından sizin de yorumlarınızı görüp ne bileyim belki bir daha biraz daha çalışma gösterebilirler tabii diye düşünüyorum. Umarım servis sıkıntıları çözülür. Dediğim gibi hani buradan tekrar söylemek istiyorum. Eski modeli alan yani bir önceki modeli alan ve mağdur olan arkadaşların da sorunlarının kesinlikle giderilmesi gerekiyor. Ben kesinlikle bunun tarafındayım. Yani o sorunlar giderildikten sonra evet bunda bazı şeyler değişmiş. Ha bunda da var. Sıkıntılar yok değil. Bundan sonraki bir model daha çıktığında atıyorum bu X diyelim. X-Large çıktı diyelim bir sonraki model. Onda da bu sorunları giderdiniz. Ama bunu alan arkadaşların sıkıntılarının giderilmedikten sonra bence yeni bir model çıkarmakta gerek yok yani bence. Hani var olan modeli iyileştirin evet ama alan arkadaşların da sorunlarını giderin lütfen. Bunun dışında hakikaten motor binene kadar hani şeydim böyle. Amandım ya motor şu anda iyi. Ya sorun çıkarmadığı sürece, arıza vermediği sürece, kronik problem yaşamadığınız sürece motor üstte şu haliyle çok iyi. Ama sorun yaşayınca insanın canı sıkılıyor. Bu sıkıntıların dışında motor çok güzel. Yol tutuşu... Bir de onlardan bahsedelim. Yol tutuşu, lastik, anlas. Aynen. Ya, virajlarda falan çok iyi. Özellikle yani top speed yaptım bununla ben. 124 bastığımda kamera yoktu. Kamerayla kayıt almadım. 121 bastım. 121... Nasıl güvendin lan frene de bastın? Yo, o zaman da fren yapılmıştı. Fren 70'teyken fren yok anladım ki 70'i görmüyordum ben. Anladım. 121 bastım. 121 bastığımda titreme yok. Motor sesi kulak yırtan bir hani çoğu skuterde olur. Bastığın zaman belli bir devirin üstünde o ses yok. Yolda girişi çok güzel. İşte bu sıkıntılar rahat giderilirse rahat gerçekten bak, rahat. Uzun yolda rahat. Şöyle oturduğun zaman bak süspansiyonları falan güzel rahat yani. Şöyle pozisyon zaten Yamaha NMAX'e benzetildi ilk çıktığında da zaten siz de görünce anlıyorsunuz. Bu arada 170 cc 11 beygir bir skuter bu. Onu da buradan söyleyelim. Böyle oturduğun zaman kullanımı rahat. Yani kurye içinde şöyle ayağı uzatarak gitmek falan güzel, eğlenceli. Aynen. Ya, kullanış açısından iyi. Kullanımı iyi. Ama bu sıkıntılarda ister istemez baş artıyor. Yani. Şeyde ön frende şey var mı ya? El frende, kilit fren. Ha yok. Yakıt mı peki nasıl mesela? Yakıtı rodajdayken hesapladığımda 25 kuruş falan yakıyordu. Açıyorum bu. Tabii tabii açabilirsin. Şey İlk RM5'te. Hayır, onlar da yok. Bu RM5'in depo kapağı sıkıntısı var. Bu X'lerde yok yani RM5 yani X'lerde yok. Yakıt rodajdayken 25-26 kuruş falan hesapladım ben. Rodajdan çıktıktan sonra bir 3000 kilometre sonra 21'e kadar düştü. Yakıt olarak iyi. Yani hani. Yani 100 kilometrede kaç çaktığını biliyor musun? Öyle söyle. Çünkü her gün zam geldiği için şu an 25 kuruş. Senin en son ne zaman ölçtün?
En son bir hafta 10 gün tamam, falan tamam, bir haftada 2 kere adam geldi işte. Aynen. Şu an 25 kuruşunu alıyor toplayacağız. Bir hafta önce. Şuraya bakalım. Litre olarak ölçmedim. Geniş olmasına geniş. Kask sığmıyor. Ama aşağı doğru yok. Kask da sığmıyor. Bunu da gösterelim. Göstergeyi gösterelim. Şöyle açtığınız zaman bak açılışı falan güzel göstergeyi. Şöyle açınca görünüyor mu? Görünüyor. Güzel de bir göstergesi var. Göstergede memnun musun? Böyle hani bir sıkıntı yaşadın göstergede mı? Göstergede herhangi bir elektrik bir sıkıntısı yok motorun. İyi yani. Elektrik aksamı olarak RM5'e göre onu düzeltmişler. Sadece göstergede işte ekstra bir can sıkan motor arıza ışığı yanıyor. Arıza ışığı yanıyor ama sönmüyor sonra. O da sönmüyor. Bir çalıştıralım da bizim tabii, sesini duysun arkadaşlar. Şeyi kapalıysa. Bakayım. Üstteki. Switch. Aşağı doğru mu yukarı doğru? Aşağıda açık olacak. Aşağı doğru. Aha. Çalış. Oğlum ben bir yanlış mı yapıyorum ya? Bir sen baksana. Ayaklık açık mı? He açık. Ayaklık açık. Öyle diyoruz ya. Ayaklık sensörü var. Hayırdır hemen gülün oturduğunuz yerden. Aha çalışmıyor diye hemen. Ben biliyorum hemen gülüyorlar ha. Bak tek marş. Titreşim falan nasıl? Titreşim çok iyi. İlk başta motor aldığımız titreşim zaman. Titreşim çok iyi derken yani. Ya, yok titreşim yani. Yok. Ha. İlk başta rodajdayken çok vardı titreşim. Bu rodaj sonunda 3000 kilometreden sonra düzeldi yani. Tamam. Şimdi şöyle bir yaklaşayım da sesini bir duyun. Sen değil, ses burada ya. Senin eklemek istediğin var mı yani söylemek ya, istediğim şey? İyi yönlerini de söyleyelim. Şu an 4500 küsürdü herhalde. Ha, USB çıkışı var. USB'si var. Kendine orijinal. 4600 kilometredir kullanıyorsun. Ön freni çok iyi. ABS'si gerçekten iyi. Güzel. Arkada çözülmüş olsa normal üst merkez değiştikten sonraki hali çok güzel. Arka freni de çok güzel de bu işte alt merkezden bir şey kaçırıyor herhalde. Şöyle biraz yaklaş. Çok açık. Sen çok uzak duruyorsun bana. Yok ya. Sen benden hoşlanmadın mı? Yok estağfurullah. Sabahları kolay çalışıyor mu? Ha, sabah geleyim. Sabah direkt tek marşta alıyor. Bu neyle alakalı onu bilmiyorum. Tek marşta alıyor. 10 dakika bir ısıtmada ben yola çıkmıyorum. 10 dakika sonrasında bir 500 metre gidene kadar boğuluyor. Gaz yemiyor gibi oluyor. Hep stop ettiği de oluyor. 2 günde 3 2 gün yapıyorsa 3. gün yapmıyor. 4 5 Seninle alakalı mı? Diğer arkadaşlar da yaşıyor mu bunu? Diğer arkadaşların bir tanesinde var. Hmm. Birinde var. Hepsinde yok yani. Aydınlatmada memnun musun akşam? Aydınlatması kısa biraz yetersiz kalıyor da uzun da çok iyi. Kısa bir tık daha iyi olabilirmiş. Yani LED aydınlatma var. Tasarımı güzel aslında motorun. Hani ileride inşallah çok daha iyi olur. Eksikleri giderilir. Benim görüşüm eksikleri giderilmeden ziyade mağduriyetleri giderilmesi. Çünkü aynen, gerçekten motosiklet almak çok zor. Para kazanmak çok zor memlekette ki 3 kuruşluk motora 10 kuruş vererek satın alıyoruz. Bu adam kuryelik yapıyor. Yani parayı zaten zar zor kazanıyor. Hepimiz zar zor kazanıyoruz. Aldığımız motosikletten de ekmek yiyoruz özellikle. Yolda kalmak istemeyiz. Aynen. Almamdaki en baştaki sebep buydu zaten. 6 ay en azından kafam rahat bir şekilde kullanabileyim. Ya kimseye al veya alma diyemem. Artısını eksisini sayarız. Saydık. Gerisi arkadaşlara kalmış. Aynen gerisi arkadaşlara kalmış. Kendileri değerlendirsinler. Sorayım. Bir daha olsa almam. Bir daha olsa almam. Ben senin videonu izledim şey diyorum ya alın deyip de kimsenin günahına girmem abi. Aynen öyle. Ya. Bu arada hatırlatalım videomuzu beğenirseniz eğer çok mutlu oluruz. Abone olmayan arkadaşlar hemen alttan abone olarak da kanalımıza destek olabilirler. Özellikle ve özellikle bu motorla ve önceki RM5 ile alakalı yorumlarınızı kesinlikle bekliyorum. Son yorumları sana bırakıyorum sonra kapatalım. Son yorum olarak ben bu varyatör ve fren konusunda daha önce başına gelmişti. Bu sıkıntıları gideren arkadaşlar varsa yorumlara yazıp da hani ben varyatörü şunla değiştirdim oldu, freni şunla değiştirdim oldu gibi sıkıntılar gideren arkadaşlar olursa yorumlardan yazarsa biz de faydalanalım. Başına gelecek arkadaşlar alıp da başına gelecek arkadaşlar da faydalansın. Anladık ki servislerden fayda yok diyorsun. Aynen yok. Kendi çözümünü kendi bulan arkadaşlar yoruma yazsınlar. Herkes faydalansın. O şekilde kullanmaya devam edelim. Sağlıklı aynen, ve güvenli bir şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki inceleme videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.